Dürüstlük timsaliydi. O bir kuzunun saflığını taşırdı. General Guan adildi. Cesur ve mertti. Son derece merhametliydi. Öyle birine çok yazık oldu. Guan bir kurttu aslında. Bir kuzunun ruhunu taşıyan bir kurt. Kurtların hüküm sürdüğü, onların yaşadığı dünyada o gözü kara yiğit bir kurttu. 20 yıl önce Han savaş mağlubu harap bir ülkeyi yönetiyordu. Ben sağ sağ küçük bir birliğin başı olarak imparatorluğu korumaya çalışıyor ve bunu da başarıyordum. Derken Yuan Shuo ayaklanma çıkardı. Orduma saldırdı. Hainlik etti. Shuo'nun komutanı Yan Liang muazzam ordusuyla Baima'ya hücum etti. Biz kendimizden güçlü orduları bile yenmişizdir. Bunu her defasında başarmışızdır. Ancak yaşadığımız hezimet, harabeye dönmüş şehirler generallerimize büyük bir acı yaşatmıştı. Toprak kaybedebilirim ama adamlarımın morallerini kaybetmesine izin veremezdim. Guan Yunchang o zamanlar benim esirimdi. Tam bir savaş uzmanıydı. Ona yenilmeyen adam derlerdi. Onu ikna edip satranç taşım olmasını sağlarsam bir sonraki hamleyi gerçekleştirebilirdim. Adam kan kaybediyor. Zafer ya da hezimet sadece buna bağlıydı. Ancak bu satranç taşı Liu Bei'ye aitti. Şimdi nasıl başka biri adına oynardı? Bu mümkün olabilir miydi? Çok yoruldun. Gel, birlikte yiyelim. Her zamanki gibi yiyin. Nasılsın? Yardımına ihtiyacım var. Bana yardım eder misin? Ben burada esirim. Ne istediğimin önemi var mı? Doğru. Benim için birini öldürür müsün?
Öldürürsem bu savaş bitecek mi? Bitecek. Kimi? Acele etme. Önce yemeğini ye. Acele etmeyeyim mi? Yemeği sonra da yerim. Kapıyı zorluyorlar, geri püskürtün. Emredersiniz. Yun Chang düşman ordusundan bizim için nasıl savaşır? Buradaki herkes düşman ordusundan değil miydi? Kaplan'ı salarsan yine kendi inine döner. General Guan, civardaki 500 adam seni zapt edebilir mi? Ne dersin? Bana 30 süvari lazım. Kimler geliyor? Daha önce farklı taraflara hizmet ettik. Hiçbir zaman kardeş olmadık. Ama bugünkü savaşta geçmişi unutacak ve birlikte savaşacağız. Şu andan itibaren kardeşiz. Buna itirazı olan yoksa bundan böyle sizlere kardeşlerim diyeceğim. Kardeşlerim, saygılarımı sunuyorum. Ben Komutan Zhang Liao. Senin neyim? Başka kimler geliyor? Kardeşlerim! Hücum! 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 Yerler senin mi? Hayır, onun. Heh.
Majesteleri İmparator! Buyurun. Saygıdeğer majesteleri, huzurlarınızda ordumuzun komutanı Marki Guan Yunchang. Kendisini takdim ederim. Ben bu unvanları hak etmiyorum. Ben değersiz bir kulunuzum. Komutan Yunchang, sen sadık ve cesur birisin. Bunlar yeterli değil mi? Majesteleri tehlikede ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Bu mudur sadakat? Sahi böyle mi düşünüyorsun? Sence sayın majesteleri burada tehlikede mi? Evet, bence tehlikede. Sarayda silah taşımak yasak değil mi? Ama burada bütün görevlilerin silahı var. Her an bir ayaklanma çıkabilir. Bu tehlike sayılmaz mı? Ama şu an savaştayız. Tahtı korumak zorundayız. İsyan çıktı diyelim. Silahın olmadan bu isyanı nasıl bastıracaksın? Peki sen Sao Sao, neden tahtın önünde diz çökmüyorsun? Rahatsız olduysan sen de kalkabilirsin. Protokolü çiğneyemem. Tören yapmıyoruz ki. Protokole hiç gerek yok. Pekala. Kimse diz çökmesin. Herkes kalksın. Size söylüyorum. Kalkın. Kalksanız hadi. Kalkabilirsiniz. Sayın Marki, majestelerini siz de duydunuz. Kalkabilirsiniz. Buyurun. Ekselansları. Hayır hayır, kalk lütfen. Formaliteye gerek yok. Siz benim hayatımı kurtardınız efendim. Size ne yapsam azdır. Hayatını sen kendin kurtardın. Bunu sakın unutma. Komutan Guan, siz bir kahramansınız. Ne derseniz deyin, beni siz kurtardınız. Marki olduğunuzu duydum, tebrik ederim. Hayır, o Sao Sao ile aramızda olan küçük bir yanlış anlamaydı. Marki Guan, haklısınız, bir yanlış anlama olduğu çok belli. İşime dönsem iyi olacak. Tamam, git. Bu yanlış anlamayı nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz merak ettim. Ah, biraz su iç. Biliyor musun, bütün buraları kurak çorak bir arazi parçasıydı. Ama sonra biz geldik ve hayat verdik. Luyang'dan buraya onlarca insan getirdik. 6 yıldır da burada açlıktan ölen hiç kimse yok. Kabul et, iyi iş başarmışım değil mi? İhtiyar Liu'yu tanırsın, zavallı. Evi harap haldeydi. Onarmasına yardım ettim. Ama bazıları tam tersi evi tamamen yıktığımı söyledi. Peki bu durumda beni kim yargılayacak? Konuşmada üstünüze yok. Bu sözlerle bir yolunu bulurdunuz. Sözlerimle ne ilgisi var? Anlattıklarım gerçek değil mi? Bence tek gerçek var. O da mahkeme sizin kontrolünüzde. Sence mahkeme benim kontrolümde, öyle mi? İşte şimdi saçmaladın Guan. Bu görevi üstlenmem için imparator ısrar etti. Senin dediğin gibi düşünen çok, biliyorum. Düşünceleri de değişmeyecek ama yine de saçma. Ancak iki tip insan bu dediğine inanır. Sen de bunlardan birisin Guan. Buna aptallar ve kötü kalpliler inanır. Liu Bei kötü kalpli. Sense sadece aptalsın.
Liu Bei seni kullanıyor. Aptallığından faydalanıyor ama maalesef bunu bile fark edemiyorsun. Yine de seni takdir ediyorum. Cesursun, tutkulusun, dürüstsün, mertsin. Burada kal, benimle çalış. Birlikte iyi işler yaparız. Liu Bei'nin ailesi elinizde olmasaydı yine de bunu ister miydiniz? Marki Guan, öldürmeyeceğin insana silah çekme derler. Hiç duymadın. Hadi, nereye bakıyorsunuz? İşinizin başına. Buyurun. Bu işleri size sağa sola mı yaptırıyor? Oturun. Görüyorsunuz, o da bizim kadar çalışıyor. Ne oldu? Böyle zor işlerde çalışmak saray halkına yakışmaz diye mi düşünüyorsunuz? Öyle zamanlar, öyle durumlar olur ki protokolü kimse düşünmez. Söylesene, Majeste hiç vazgeçmedi mi? Şu son 10 senedir nasıl yaşadığım hakkında bir fikriniz var mı? 3 gün orada kaldım, 5 gün burada. Yıkık dökük harabelerin arasında. Arpa buğday yiyip pis suları içerek. Saray erkanı kendi ölülerinin etini yiyip kanını içti. Hainlik etti. Bir imparator kendine bir sığınak bulamazsa o nasıl bir imparatorluktur ki? Cao Cao'yu ilk gördüğümde bana ne vermişti söyleyeyim mi? Bir somon ekmek, bir tas çorba ve sıcak bir yatak. Bu kadarcık şey hanın sarayını satın almaya yeter mi diyorsun yani? Cao Cao imparator falan olmak istemiyor. Bir imparatorun dünyayı değiştirebileceğini düşünmüyorum. Düşünmüyor mu dedin? İmparator Tanrı'nın buyruğunu taşıyan insandır. Kabiliyet. Önemli olan yapabilme gücüdür. Bugün kraliyet Cao Cao'nun elinde. Çünkü en güçlümüz o. Ama bir gün ben ondan bile daha güçlü olacağım. Ve o gün elindeki her şeyi bana teslim edecek. Tanrı bana yazdıysa bu kraliyet benim olacak. Hoş merhaba. Geldin. Guan gelmiş. Merhaba. Guan gelmiş. Gel bakalım. Nasılsın? Baban nasıl? İyileşti mi? Ha? Daha iyi. Güzel. Ama ilaçları bitti. Yeni ilaç lazım. Hoş geldiniz. Merhaba. Yemek hazır değil mi? Ben gidip bir bakayım. Kusura bakmayın. Söylerim şimdi hazırlarlar. Siz biraz dinlenin. Şirin şey. Önemli değil. Özür üzülmeyin. Biz erken geldik. Merhaba. Hadi herkes işinin başına. Bunlar kim? Bir aydan fazladır burada yaşıyorlar. Nasıl? Hiçbirinin işi yok. Perişan haldeler. Bunlar bizim insanlarımız. Yardım edebilir misiniz? İçin rahat olsun. Merak etme. Dönünce hallederim. Bu adama güvenme. O çok kötü biri. Çok ayıp böyle şeyler çok söylemez. Çok ayıp. Lord Cao bizim veli nimetimiz. Al. Bununla babana ilaç alırsın. Hadi git. Lord Cao. General Yun Chang. Güle güle. Hoşça kal. Hanımlar, Cao Cao'nun hediyelerini kendisine iade ettim. Liu Bei'nin hanımlarına selam olsun. Kilan, neden Guan'ı yok sayıyorsun? O adam saygımı hak etmiyor. Tek nedeni bu. Kilan, onu neden sevmiyorsun? Cao Cao ona unvan verdi. Ayrıca Liu Bei de kendisine sonsuz güvenir. Liu Bei'nin müstakbel cariyesi olarak sen de güvenmelisin. Efendimizin yargılarından şüphen mi var? Erkekleri kim anlayabilmiş ki? Sao'nun adamlarına bak. Hepsi de iltica etmiş. General Guan cesur bir askerdir. İsteseydi onu kimse durduramazdı. Keşke dönseydi, Liu Bei ile olsaydı. Cao Yuanshuo ile savaşırken o da Kuzchang'a saldırsaydı. O zaman iyi bir şey yapmış olurdu.
Aslında doğru söylüyor. General, Kilan'ı duydunuz. Sizce de söyledikleri mantıklı değil mi? General, rica ediyorum. Lütfen Liu Bey'e geri dönün. Kilan, generalin bir bildiği vardır. İkiniz de Hedonglusunuz. Onun neler hissettiğini biliyor olman lazım. Sizi üzdüysem çok özür dilerim. İzninizle gidiyorum. Kalmanız için bir neden yok zaten. Yoruldun mu? Yok, hayır. Gel dinlen biraz. Peki. Bunları bugün yaptım, nasıl? Çok güzel. Bak, gördün mü? Dur, yardım edeyim. Hoş geldin kızım. Çok yoruldun mu? Yeter, dağılın artık. Göreceğinizi gördünüz. General Liu geldi. Kaan'ın arabasını sürmüyor muydu bu? Dikkatli konuş. Guan Yunchang artık büyük bir general oldu. Geldiniz ya. Artık başımızı yastığa rahat koyabiliriz. Ah, burada mısın canım? Bu da bizim kızımız. Evet, biricik kızımız. Buyurun için lütfen. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yani senin dediğine göre Liu Bey'in müstakbel cariyesi, hemşerisi Guan Yunchang'ı doğru dürüst tanımıyor, öyle mi? Evet efendim. Liu Bey'den bir haber var mı peki? Guan Yunchang Baymada General Liang'ı öldürünce Yuan Shao da Liu Bey'i öldürmeye karar verdi. Öldürebildi mi peki? Henüz bir haber yok. Daha güçlü, daha güçlü. Kalkın, kalkın. Hadi. Hadi baba, hadi baba, bir daha, bir daha. Bu sefer daha sıkı çekin. Baksana, sen Hedonglu muydun? Evet. Hedong yemeği yapabilir misin? Pek sayılmaz. Hı? İstersen yapabilirsin. Çok doğru, onu duydun. Yap bakalım. Madem Hedong usulü yemek yiyeceğiz, yanına şarap iyi gider. Bu da tamam. O şarap ev yapımı. Alkolü azdır. İçki içkidir. Askerlerin alkol alması doğru mu? Ya sarhoş olurlarsa? Korkma. Savaş olduğu zamanlar her şey kısıtlı. Ayrıca içki yapmaları yasak. Evde içki yapmanın cezası çok ağırdır. İçenler de suçlu sayılıyor mu peki? Evet tabii. Yani şiddete başvurursanız sebebi şarap.
Anlaşılan içip sarhoş olmaktan korkuyorsun. Ben de şarap yaparım. Neden korkayım ki? Güzelmiş. General Guan, bizimle oturup içki içmekte ne var? Bu durum değer yargılarına ters mi düşer? Madem yasak koymuşsunuz, uyuyayım dedim. Israr etmeyeceğim. Sen bilirsin. Savaş dönemlerinde baharat çok nadir bulunur. Sana hedonk yemeği yaptık. Al tadına bak. Yoksa sana evini mi hatırlattı? Benim evim yok ki. Liu Bei'nin köyüne 50 muhafız eşliğinde yiyecek, yakacak, ilaç ve para gönderdim. Bu nazik davranışınıza içiyorum. General Guan bana nazik dedi. Bunu duydum ya, artık ölsem de gam yemem. Ben size nazik demedim. Davranışınıza nazik dedim. Doğru. Ne yaparsam yapayım hamurum kötü. İçkini tazeleyeyim. Bu değersiz adama eşlik et. Ben basit, halktan biriyim. Bu saygının, bu ikramın anlamı nedir? Barışı sağlamak bundan geçiyorsa hayatımı sonuna kadar saygıda da ikramda da kusur etmem, merak etme. Ben öyle büyük bir savaşçı değilim. Barışı nasıl sağlayacağım? Kampınızda yetenekli askerler var. Benim burada olmam sorun çıkarır. Söylesene Liu Bei, Zhang Fei ile senin için neler yapabilir? Onun metodlarını asla anlayamazsınız. Sizde intikam duygusu yok değil mi? Ona tutku diyelim. Teklifim basit. Gel bana katıl. Ben de sana ne istersen vereyim. Ne diyorsun? Öncelikle ailesini serbest bırakmanızı isterim. Bunun bedelini öderim de. Ama biz onunla kardeşlik yemini etmiştik. Ondan haber almalıyım. Durumunu bilmeliyim. Ama ben bir kaplanı salamam, korkarım dersen beni şimdi öldür. Anlamıyorum. Neden böyle? Neden Liu Bei'ye bu kadar sadıksın? Bunun sebebi ne? Sadakatim satın alınabilseydi şayet, size sadece sorun ve bela getirirdim. Bak, bu mantıklı. Yalnızca şarap dertleri unutturur. İçmene eğlenmene bak. Ne de olsa hayat çok kısa. Heh. Dediklerini düşüneceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Tek içen biz değiliz. Şarap içen başkaları da var. Kim mesela? Konfüçyüs'ün soyundan gelenler. Lord Rong'u mu diyorsunuz? Evet, nasıl Lord'sa artık. Bütün malını bağışla de, bağışlar. Ama şarap ver de, bu seni ikna etmekten bile zordur. İçelim. İçelim. Geldik. Tamam. Bana evim yok demiştin. Sana bir ev verirsem bizimle kalır mısın? Nasıl? Burada mı? Evet, burada. Teşekkür ederim.
Her zaman buradayım. Her zaman kalbinin içindeyim. Kalbim uzun bir yolculuğa çıktı. Neden hiç rüyalarıma gelmiyorsun? Kalbin boşsa nasıl rüya göreceksin ki? Efendim, Guan'ın yemeğine uyuşturucu koydum. Kızı da akupunkturla felç ettik. Unutma, şafak sökene kadar hiç kimse o tarafa gitmeyecek. Hayır, dur. Kendine saygın yok mu? Bu sadece bir rüya. O kadar da ciddiye alma. Rüya olması ihaneti affettirmez. Rüyada bile olsa beni sevmeye cesaretin yok mu? Benim için adam öldürmüştün ama. Ben bunu seni kurtarmak için yaptım. Ama konuşmazsak kalbimi nereden bileceksin? Konuşmazsak, susarsak kalbimdekileri nasıl bileceksin? Söyle. Konuşmazsak kalbimdekileri nereden bileceksin? Nasıl bileceksin? Nasıl bileceksin? Konuşma, susarsak. Yeter, sus! Sen Liu Bei'ye aitsin. İn aşağı! Gel buraya. Kimsin, söyle. Beni buraya Liu Bei gönderdi. Şu an Ruyang'da Yuan Shao'nun kampında. General Guan, benim şimdi ölmem gerekiyor. General Guan. General Guan. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Beni Lord Cao'ya götürün. Lord Cao şehirden ayrıldı. Ne zaman gelir bilmiyoruz. Ben buradan gidiyorum. Ona veda edecektim. Madem öyle istiyor, madem gidecek, bırakın gitsin o zaman. Fakat bu kaplanı serbest bırakmak demek. Onunla aramızda bir anlaşma yaptık. Savaşta anlaşmalar çabuk bozulur. Öyle bir durumda da artık bir çaresini bulup Yuanshou ile anlaşmaya çalışırız. Liu Bei Yuanshou'nun kampında. Şimdi Guan Yunchang da yanında. Yani kaplan bir de kanat taktı. Danışmanınız haklı. Yunchang yemeğine ne koyduğumu anladı. Bu bile bizden nefret etmesine yeter. Ben size daha az önce o kadar gitmek istiyorsa bırakın gitsin demedim mi? Beni dinlemiyor musunuz? Demin bana ne diyordunuz? Yuanshou'nun adamı Zhang'ın sığınmak istediğini söylediniz galiba. General Zhang zeki ve cesur biridir ama kıymeti bilinmedi. Bu yüzden de gelmek istiyor. Bu yüzden de başkasının sofrasında yemeğe razı diyorsunuz ha? Böyle bir adama ne yapılabilir ki? Adamı siz tanıyorsunuz. İster öldürün ister tutun. Karar sizin. Teşekkür ederim lordum. Yuanshou hücuma geçmek üzere. Sun'un kalesi de sonunda bu kavgaya karışacak. Bundan kaçış yok artık. Planınız nedir? Ne yapacaksınız? Bir an önce Sun'a saldıralım. Generalleri için de tetikçiler gönderelim. Olabilir. Dediğiniz gibi yapalım.
Günaydın. Nasılsınız? Artık gidebiliriz. Çok cömertsiniz Guan. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Guan. Yardım için sağ olun. Sağ olun. Çok cömertsiniz Guan. Kalkın. Kalkın lütfen. Kalkın. Ayağa kalkın. Teşekkür ederiz. Kalkın. Çok teşekkür ederiz. Kalkın diyorum. Lütfen. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Herkes kalksın. Siz de. Sağ olun. Bütün bunları size Lord Sao yolladı. Birine teşekkür edecekseniz kendisine edin. Senin sayende Lord Sao bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı Guan. Sevindim. Senin veli nimet dediğin adam bunu da masraflar için verdi, al. Hayır, sende kalsın. Bununla eve iyice kalırsın. Anneni üzme ama, tamam mı? Hoşça kalın kardeşlerim. Her şey için teşekkür ederiz. Her şey için size minnettarız. Hazırsanız gidebiliriz. De. Teşekkürler Doğan. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler. Minnettarız. Guan Yunchang oraya geliyor. Onu gördüğünüz yerde öldürün. Dur bekle. Tamam, geç. Siz de geçin. Buyurun, çok taze. Hayır, teşekkür. Alın, hadi çekinmeyin. Şunlara da bakın. İn aşağı. Geçiş belgeniz. Adım Guan Yunchang. Belgeniz yok mu? Kim olduğunuzu nereden bileceğim? Buyurun. Ne oldu? Bir sorun mu var? Onun da inmesi gerekiyor. Bütün aileye mi bakacaksınız? Bir sakıncası yoksa evet. İnmenizi istiyorlar. Ben
Ben Kong Siu. Sen Guan Yuncheng'i öldürmek için emin aldın. Guan! Guan! Sağ Soğan'ın bana sözü vardı. Gitmek istersem bana izin verecekti. O konu ikinizin arasında. Bense emirleri uyguluyorum. Beni öldürmene sana kim emretti? Sağ mu başka biri mi? Kim mi emretti? İmparator emretti. Beni öldürmeye kararlısın demek. İmparator.
imparatora karşı gelemem. Güneye giden yol güvenli değil. Yarın kuzeye doğru gideriz. Kan dökmek istemiyorum. Guan, bugün olanlarda senin bir suçun yoktu. Bir asker sadece savaş meydanında adam öldürür. Ama canına kastettiler. Başka çaren yoktu ki. Ne kadar merhametli olduğunu biliyorum. Dövüş konusunda da senden yetenekli biri yoktur. Adeta bir orduya bedelsindir. Bugün de gördük. Ben aptalın tekiyim. Başkalarının hayatını tehlikeye atan bir aptal. Bu arada alın şunu. Ne olur ne olmaz. Ama pek çok da hayat kurtardın. Öldürdüklerim daha fazla. Geç oldu. Biraz uyuyup dinlenin. Korkmayın, onlar bizden. Gelin. Hanfu, beni hatırladın mı? General Guan, nasılsın? İyiyim. Bu hanım Liu Bey'in yeni eşi. Sen neler yaptın? Biraz belini doğrultabildin mi? Ne yazık ki senin kadar doğrultamadım. Luyang'da hangi inşaata baksam hep senin işçilerini görüyorum. Bunu Dongzuo denen alçağa borçluyum. Her yeri yaktı, taş üstünde taş bırakmadı. Söylesene, hala dövüş çalışıyor musun? Hayır, epeydir o taraklarda bezim yok. Çok yazık. Oysa sen kılıçların, mızrakların, gizli silahların ustası olarak bilinirdin. Haklısın. Tuhaf bir karışımdım.
Ama ne oldu? Evimi, ailemi kaybettim. General Guan olmasaydı tek kolumdan çok daha fazlasını kaybederdim. Öyle bir durumda kim olsa aynı şeyi yapardı, emin ol. Bak, açık konuşacağım. Ben Liu Bei'ye dönüyorum. Hadi sen de benimle gel. Hatta adamlarını da yanına al. Hayır Guan. Tam 10 yıl boyunca ikinizin peşinden geldim. Ama artık içimde savaşma isteği kalmadı. Öyle olsun. Seni buna zorlayamam. Şimdi bana acilen bir tekne lazım. Bulabilir misin? Liu Bei'nin yanına başka türlü gidemeyiz. Kardeşim, neden savaşmayı sürdürüyorsun? Bunca yıldır yeterince kan dökülmedi mi? Evet, geçmişte savaştık. Amacımız barışı sağlamaktı. Ve Lord Sao'nun himayesinde küllerimizden doğduk. Evet, zor oldu. Ama şimdi rahatımız yerinde. Şimdi Sao'nun adamı mısın? Ben sıradan bir vatandaşım. Sao'nun benden istediği şey de sakin, güzel bir hayat yaşamam. Yani gitmemize izin vermeyecek misin? Kardeşim, benim için çok değerlisin. Ama imparatoru da çiğneyemem. Söylesene. Neden? Neden yana çekilmedin? İğnenin zehirli olduğunu biliyordun. Çünkü biz kan kardeşiz. Düşman değiliz. Bunu yapmana izin verdim. Ama buraya kadar. Artık kardeşliğimiz bitti. Sen neden çekilmedin? Çünkü biz kan kardeşiz. Kan kardeşimi öldürebilmem mümkün mü? Meritan! Hanfu! Seni kendi ellerimle öldüreceğim. Öleceksin! 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 Acele edin. Guan. Guan. Kendine gel. Guan. Guan.
Merak etmeyin. Ben iyiyim. Seni bu kılıçla öldüreceğim. Hanfo'nun intikamını ancak böyle alabilirim. Peki istiyorsan öldür. Ama kızı bırak gitsin. Beni izliyorsun. General, uyanın. Kimsin sen? Nihayet uyandınız. Bendeniz buranın başrahibi Puijing. Hayatımı size borçluyum. Buyurun oturun lütfen. Benim tek yaptığım ilaç sürmekti. Son 10 gündür Bayan Kilan bir an bile başınızdan ayrılmadı. Sizin kurtulmanız için gece gündüz hiç durmadan dua etti ve duası kabul oldu. Kanınızdaki zehir kemiklerinize kadar geçmişti. Pek yetenekli sayılmam. Tam olarak temizleyemedim. Bu yüzden hayatınız boyunca soğuk ve rutubetli havalarda kemikleriniz ağrıyabilir. Ağrısın. Yaşıyorum ya, ona bakın. Yaşamak, mutlu ve sağlıklıysan güzeldir. Acı çekiyorsan neye yarar? Ben sizin kadar bilge değilim. Ben başımı derde sokmayı bilirim. Ya yapmayın. Bazen de dert gelip insanı bulur. Ne yapabilirsiniz ki? Kendinizi suçlamayın. (Gülüyor)
General gitti. Ama gitmeden önce benden sizi derhal Liu Bei'ye götürmemi rica etti. Nereye gittiğini söyledi mi? Hayır, bir şey söylemedi. Bana kuzeye giden yolu sordu. Büyük ihtimalle Ruihang'a sağ salim gitmeniz için kötü niyetli insanları peşine takıp bizim yolumuzu temizlemeyi düşünüyor. Demek Yunchang sensin. Sen de Bing Zhou'da 50 bin insanı katleden Bing'sisin. 40 bin sefil insan. Hepsi isyancıydı. Kayıp sayılmaz. Sen de bir zamanlar isyancıydın. Galiba bunu unutmuşsun. O zaman açlıktan ölüyordum. Ama isyan karnımı doyurmadı. Şimdi ise nasıl doyduğumu görüyorsun. Hatamı anladım ve döndüm. Sanki sen farklı mısın? Evet, farklıyım. Ben asla yemek için öldürmem. Sövsünler. Benden hiç farkın yok. Alın! Yuan Shuo'nun 100 bin kişilik ordusu Guandu'da. Hetao'da da 100 tane savaş gemisi var. Ordusu hazır bekliyor. Tavşan avlamaya çıkan aslan gibi her an saldırabilir. Anladığım kadarıyla aslan Yuan Shuo oluyor. Biz de ikiye ayrılırız ve gerilla usulü saldırırız. Sonuçta aslanın 3 tane başı, 6 tane bacağı yok. Bu arada Liu Bei'nin kampı nerede? Ruyang'da. Sadece 10 bin adamı var. O zaman Guan neden kuzeye doğru gidiyor anlamadım. Dongling'li Kong Siu, Luyang'lı Meng Dan ve Han Fu, Yishu'li Bianxi hepsi de öldürüldü. Hepsi de Yun Chang'ın kılıcıyla. Şimdi söyleyin bana neden? İhaneti önleyebilmek için verilen emri uyguladılar. Emir mi dediniz? Kimin emriymiş bu? Ben bir tek emir verdim. Bırakın gitsin dedim. Burada bir yanlış anlama mı oldu? Bu emri kim verdi dedim. Ben. Emri ben verdim. Ben verdim. Hayır. Hayır, hayır, ben, hayır ben, verdim. Ben, ben verdim. Ben verdim. Ben verdim. Ben verdim. Hayır ben verdim. Ben verdim. Neler oluyor? Neden herkes diz çöktü? Yoksa isyan mı ediyorlar? Nedendir bilinmez ama ben öyle hissettim. Hayır. Amacımız isyan değil. Sadece Guan çok güçlü ve serbest kalması çok sakıncalı. Siz neden diz çekiyorsunuz? Siz de mi isyan ediyorsunuz? Savaşta güven olmaz. Bir suçlu arıyorsanız buyurun beni öldürün. Bu yeterli mi sanıyorsunuz? Hayır değil. (Gülüyor)
Efendim, Sayın Bakan ölümü hak etmiyor. Mağdur olmaktansa hatamı kabul ederim. Bu sizin sözünüzdü efendim. Ne söylemişim tekrar et. Mağdur olmaktansa hata yaptığımı kabul ederim demiştiniz. Doğru. Böyle demiştim. Siz de kalkın. Haklıydınız. Ben hata yaptım. Guan Yuncheng kalpsiz olduğumu söylemişti. Sonuna kadar da haklıydı. Bana elini ver. Adamlarımı idare edemezken koca ülkeyi nasıl idare edeceğim ben? Edersiniz. Çünkü sizin iyi bir kalbiniz var. Valilik binası nerede biliyor musun? Biliyorum ama orası kapalı. Valinin kötü işlere bulaştığını duydum. Yanlış yapıyormuş. İnsanlara haksızlık ediyormuş. Anlaşılan vali herkesi korkutup kaçırmış ha? Vali kaçırmadı. Onları kaçıran yoksulluk. Hepsi bir yere göç etti. Benim derdim valiyle. Seninle değil. Aynı şey sayılır. Neden? Onunla bağlantın mı var? Ben valinin yardımcısıydım. Geçen ay onu öldürdüm. Saygıdeğer imparatorumuz, ben Wang Zi'yi onun yerine tayin etti. Şehri sen mi böyle tahliye ettin? General Guan'ın kuzeye geldiğini duydum. Önüne gelen herkesi kılıçtan geçiriyormuş. Ben de halkımı gönderdim. Onların korkmasını istemedim. Ben onu tek başıma durdurmaya çalışacak kadar cesurum. Sen mert bir adamsın. Hoşça kal. Zevkli bir oyun oldu. Ben oyun oynamıyorum. Bu kılıç gerçek. Kılıç fena değil ama sen zayıfsın. Biliyorum. Yeah!
Yeter artık. Yoruldun. İç de bile. Yeter. Bunun için ölmeye değer mi? Seni yolundan alıkoyabiliyorsam değer. Ben insanlara zarar verecek birine benziyor muyum? Bu zamanda kimseye güven olmaz. Sağa sağa gitmeme izin verdi. Ama sen başka emir aldın. Şimdi söylesene kim güvenilmezmiş? İmparatorluğun kararları her zaman doğrudur. Yasaları çiğneseydim seve seve cezamı çekerdim. Wang Zi, bütün bunlar bitince Xin Yang'a geri döneceğim. O zaman beni yargılarsın. Hiç zahmet etme. Çünkü bu kavga bitmeyecek. İki gün önce bir rahip ve genç bir kadın Ruyang'a gidiyordu. Ben de adamlarımı oraya yolladım. Onları Xin Yang'a getirmeleri için. Şimdi neredeler? Adamlarım onları takip etti. Sudu'da gizlendiklerini duydum. Hemen yanlarına dön. Yoksa çok geç olabilir. Acele et. Aksi takdirde açlıktan her an ölebilirler. Tam olarak neredeler? Yerlerini söyle. Söyle yoksa bu sefer acımam. Sen yorulma. Ses çıkarma. Hemen koçalım buradan. Adım Guan Yunchang. Genç bir kadını arıyorum. Yanında bir rahip var. Onları gören var mı? Bu adam Vali Wang Zi'yi öldürdü. Vali Wang Zi'yi öldürdü. Bırak oğlumu pis aydut. Bırak oğlumu pis dedim sana. Wang Zi'yi öldürdü. Sen de öleceksin. Sen de öleceksin. Çekeceksin. Sen de öleceksin. 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 Öldürün! 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 Pis katil! Öldürün! Pis katil! Wang Zi'yi öldürün!
Wang Zi'yi adam öldürecek tipte biri değildi. Bayan Kilan iyi, merak etme. Şehir dışında bir handa buldum. Serbest gidebilirsin. Açın kapıyı. Açın. Açın dedim. Durun. Durun dedim. Kimse öldürülmeyecek. Bunların hepsi Vali Wang'ın adamı. Ne yapsam işe yaramayacaktı. Asla cevap vermeyeceklerdi. Kilan'ın yerini söylemeyeceklerdi. Bu yüzden de hepsinin ölmesi gerekiyor. General Guan. Bu insanları öldürmezsek... söylentiler gitgide yayılır. Ve adın lekelenir. Biliyorsun. Bu lekede ömür boyu silinmez. Bunu yaparsanız sizi öldürürüm. Kahraman olmayı unut. Adın kötüye çıkacak, rezil olacaksın. Herhangi birine dokunursanız sizi öldürürüm dedim. Duydunuz. General Guan kimsenin ölmesini istemiyor. O halde bırakın gitsinler. Ama önce bir şartım var. Beni iyi dinleyin. Olanlar hakkında bir kelime duyarsam hepinizi hiç acımadan öldürürüm. Teşekkür ederim. General Guan, mutlu musun? Kahramanlık rolünü sen kaptın. Bense yine kötü adamım. Luyang cehennem gibiydi. Ama ertesi gün her şey değişti. Bunu da siz Lord Cao'ya borçluyuz. Ama maalesef Luyang'ın etrafı hala korkunç durumda. Cennet de cehennem de aslında bakış açısına bağlıdır. Her ikisi de insanın gözlerindedir efendim. Bu bakan insana bağlı. Ben her an her yerde cenneti görmek istiyorum. Anlaşılan yanlış çağda doğmuşum. Şayet bir şeyi çok fazla isterseniz kendi cehenneminizi yaratırsınız. Hiçbir şey istememektense bence böylesi çok daha iyi, daha kolay. Cehennemin içinde cennet saklıdır ve cennetin içinde de cehennem. Bunu sizin içinizdeki ihtiras ve istek belirler. Madem öyle, kendimi dizginleyeceğim. Atlarımız hazır. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz. İzninizle ben gideyim. Ben de bu sohbet için teşekkür ederim. Güle güle. Hoşça kalın. Otur. Sizin gözünüzde ben cennet miyim yoksa cehennem mi? Her ikisi de beynimizde. Hayal dünyamızda her ikisi de var. Kalmamı ilk istediğinizde bana kan dökmemi emretmiştiniz. Daha kaç insanın ölmesi gerekiyor?
Guan Yunchang, sen bir kahramansın. Böyle bir zamanda bir kahraman öldürmekten kaçar mı? Tam olarak kaç insan? Yuan Shuo'nun ordusunda tam 200 bin kişi var. 20 bini ölecek. Onları büyük bir hezimete uğratacağım. Peki daha sonra ne olacak? Barış nasıl sağlanacak? Wensu'nun kalesini ele geçireceğiz. Böylece batı sınırımız tam bir istikrara kavuşacak. Peki sonra? Daha sonra da birlik sağlanacak. Ülkede yönetimde tek ve sağlam olacak. Ve barış hüküm sürecek. Garanti verebilir misiniz? Veremem. İnsanlara asla güven olmaz. Asıl olan yalnız kanunlar ve disiplindir. İnsanlar güvenilmezse, yanlış yaparsa kanunlar ne yapabilir? Bunca husumet varken onlardan nasıl dürüstlük beklenebilir ki? 20 bin adamın ölmesi husumeti arttırmaz mı? Durum daha da kötü olmaz mı? Her şeyin bir bedeli vardır. Bu da zaferin bedeli. Peki ya ben Yuan Shuo'yu öldürürsem? O zaman başka tabii. Shuo'yu öldürürsen 20 bin adamın hayatını kurtarmış olursun. Yuan Shuo nerede şimdi? Kabul ediyor musun? Hiçbir şey kabul etmedim. Shuo'yu öldürdükten sonra normal sakin bir hayatım olacak. Hiç sanmıyorum. Bir kahramanın normal sakin bir hayatı olamaz. Hem unutma, Liu Bei'yi kızdırmış olacaksın. Benimle birlikte Sudu'ya gel. Yoksa peşini asla bırakmayacak. Liu Bei müşfik bir insandır. Aynı zamanda da bir bilgedir. Beni anlayacağından eminim. Durumu kabul edecektir. Bu arada yanınızda kalırsam sizden hiçbir şey istemeyeceğim. Evime, çiftliğime dönmeyi her şeye tercih ederim. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Efendim, Guan Yunchang gerçekten bizimle mi? İyi bir at eski otlanda beslenmez derler. Neden? Orada otlar taze olmadığı için mi? Aferin. Liu Bei dönemi artık sona erdi. Ben Sasa, ondan çok daha tazeyim. Kilan, siz dere boyunu takip edin. Ben burada ayrılıyorum. Guan! Guan! Kilan. Guan. Birlikte çok yol kat ettik. Hoşça kalın. Sao Sao o gün seni sarhoş etti, beni değil. Dediklerini duydum. Gerçek hislerini, her şeyi biliyorum artık. Ruyang'a gittiğimde Liu Bei'ye de anlatacağım. Beni sana vermesini isteyeceğim. Hayır, sakın. Sen artık onun eşisin. Bunu nasıl söylersin? Ama benim asıl istediğim sensin. Benim için hayatını kaç kez tehlikeye attın. Yıllardan beri aklımdan çıkaramıyorum. Neden bana söylemedin? Yıllar önce neden söylemedin? Dürüst ol. Beni hiç sevmedin mi? Haklıysam sen de beni seviyorsan Liu Bei bize saygı gösterecektir. Hadi benimle şimdi gel. Seninle gelmezsem beni yine de sevecek misin? Elveda. Sao Sao ile işbirliği yapamazsın. Bırak o bıçağı. Eğer sevmeseydim yine de Liu Bei'ye düşman olur muydun? Bununla bir ilgisi yok. Ülkeye barış gelecekse ancak Liu Bei getirebilir. Sao Sao gibi adamlarsa her şeyi daha berbat yapar. Öldürmekten başka çarem var mı? Söyle.
Hayır, anlaşılan yok. Liu Bei'ye Guan Yuchang'ın öldüğünü söyle. General Yuchang öldü. Bunu git kendisine de söyle. Çok üzgünüm. Hayır, lütfen üzülme. Endişen olmasın. Liu Bei'yi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Dikkatli ol. Efendim, neler olduğuna bakalım mı? Bir kahraman bile bir gün aşka teslim olabilir. Acele etme. Lord'u koruyun. Bu emri sen mi verdin? Cevap ver. Öldür onu. Hayır, emri ben verdim. Lord Sao, Yuchang'ı serbest bırakırsan dünya barış yüzü göremez. Onu öldüremeyeceğimi mi düşünüyorsun? Öldürün de görelim o zaman. Yoksa asıl bundan sonra dünyamız asla barış yüzü görmez. Peki. Onu öldüreceğim, merak etme. (Gülüyor)
Efendim, geri çekilelim. Hayır, asla. Beni ille de öldürecek misin? İmparatora karşı gelemem. İmparatora karşı gelemez misin? Ona karşı gelemezsin. Hayatın pahasına olsa bile mi? Hayatım benim elimde değil general. Seninki de değil. İşi daha fazla zorlaştırma. Çekilin yolumdan. Önüme çıkarı öldürürüm. Ona dokunanı yakarım. Guan'ı rahat bırakın. Yeter Yunçak. Sen de vazgeç şundan. Seni iblis doğumu. Bunların hepsini sen yaptırdın. Seni kendi ellerimle geberteceğim. Dur. Beni öldüremezsin. Tanrı'nın buyruğu bende. Buyruk sende ama kılıç da bende. Guan Yunçak dur. Dur, kendine gel. İmparatoru öldüremezsin. Öldürürsen bütün ülkede isyanlar baş gösterir. O zaman bundan da çok insan ölür. Bunu istemezsin, öyle değil mi? Bir kadın için. Seni sevmeyen bir kadın için ülkeni kana mı bulayacaksın, söylesene? Dünyayı karşına mı alacaksın? O senin yengendi. Bir başkasının eşiydi. Sana ne faydası oldu? Eğer barış buna bağlıysa sana erkek sözü veriyorum. İmparatoru kendi ellerimle öldüreceğim. Sana söz veriyorum dedim. Sağ ol. Senin yüzünden dünyaya barış gelemeyecek. Az kaldı. Yakında oradayız. Guan Yunchang ondan sonraki 7 yıl boyunca Liu Bei'nin yanında savaştı. Wei Wu krallığına karşı savaş açtılar. Çin cehennem yerine dönmüştü. 20 yıl sonra Wei Wu Guan'ın ordusuna saldırdı. Guan'ın ordusu takviye kuvvet beklerken son adamı da ölene kadar çarpıştı. Guan yakalanıp öldürüldü ve kellesi Cao Cao'ya gönderildi. (Gülüyor)
hepinizin bilmesini istediğim bir şey var. Guan Yunchang'ı kuzu postuna bürünmüş hain kurtlar öldürdü. Onu tuzağa düşürdü. Kimi kastediyorsunuz? Wu kralı Sun Quan mı? Quan sadece hain kurtlardan bir tanesi. Liu Bei de aralarında. Kong Ming de öyle. Bu gerçeği bugün herkes bilsin istiyorum. Guan Yunchang'ı öldürenler onlar. Bundan sonra savaş kaçınılmaz oldu. Evet, haklısınız. Savaş kaçınılmaz. Üstelik bundan böyle Yunchang da olmadığına göre zafer kimin olur bilemeyiz. Yunchang'ı siz de kullandınız. Ölsem bile bu aklıma gelmezdi. Ben hiçbir zaman kuzu olduğumu söylemedim. Cao Cao Guan'ın başını törenle gömdü. Bir yandan da Shu ve Wu krallıkları arasında savaş çıkmasını umuyordu. Wu, Guan'ın cesedini kraliyet töreniyle gömdü ve onun adına bir tapınak yaptırdı. Ancak müttefikler harap olmuştu. Liu, Guan Yunchang'ın onuruna Wu'ya bir kez daha saldırdı.